Söyle gündem nedir? Abi Sisi'yi tanıyor musun? Efendim? Sisi. Ben Sisi'yi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben Sisi'yi Mısır Cumhurbaşkanı abi. Evet. Haberin var mı bilmiyorum. Evet. Ya daha önce duymuştundur. Evet, önce de duymuştum. Darbeyle gelmiş bir cumhurbaşkanı kendisi. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir tokalaşma fotoğrafı çıktı. Ve geçmişte Cumhurbaşkanı'nın çok sert sözleri vardı Sisi'ye karşı. İşte sen darbecisin, sen katilsin, sen firavunsun tarzında. Seninle asla görüşmem gibi söylemler vardı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi darbe gecesi ben Tayyip Erdoğan için kalktım, namaz kıldım. Dua ettim, Allah yardıma geldi. Şu anda yine Allah halka cesaret verecek ve halk yine gerçeği görecek seçimden sonra. Ben güvenlik görevlisiyim. Ben gerçekten şu anda bir dakika. Ben bir güvenlik görevlisiyim. Tek bir ricam varsa, Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. O gece ölümümüzü göze aldık. Kendisi şöyle istifa ederse daha iyi. İstifa ederse bana göre. Çünkü kendisi ama Erdoğan istifa mı etmeli sence? Ya seviyorum, saygım var. Yeter ama ya. Yani yeter ya. Ya bu 85 milyon halk ama doğruları konuşuyorum. Bak doğruları. Yalnız bir ricam var. Ya kendisi 85 milyon halkı yönetmese ne yapacak? Halk bir tarafa çekilmesi gerekir. Kendisi bir tarafa çekilirse ricamız budur. Peki şimdi sen seçimler yaklaşıyor. Yani bu zamana kadar hep AK Parti'yi mi destekledin? Hepsi AK Parti'ye oy verdim. Yalnız şu anda önümüzdeki seçimden ne yapacağım? Şu anda dürüstçe, namusça ben söylüyorum. Ben 3 oyum var. Her birimiz bir tane CHP'ye, bir tane İYİ Partisi'ye, bir tane DEVA Partisi'ye oyumu veririm. Sen şimdi dönmüşsün. Yani AK Parti'yi bırakmışsın. Peki şeyi ya, merak bak, ediyorum. Bak 2002'de 2018'e Cumhurbaşkanı'na hepsi oyumuzu AK Parti'ye verdik. Ne oldu da fikrini değiştirdin abi? Onu ya merak ediyorum. Ya kurbanım bak dürüst namuslu bir insan, vatansever bir insan 85 milyon halkının durumuna bakar. Durumuna bakar, onun ekonomik durumuna bakar. Ben Şanlıurfa veren şehirliyim. Bir torba 100 milyondu, şu anda 500 milyon. Mazot 6 milyondu, şu anda 28 milyon. Ya günahtır ya. 85 milyon halkı günahtır ya. Çok günah ya. Yazık ya. Bak halkımı, devletimizi seviyoruz. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Cumhurbaşkanı da başka lider yok başka. Başka yok ne? Kimse. Yok abi. 350 lira ayakkabı bak. Neyi seviyorsun ya? Aldığım maaş 5000 lira. 31 liralık evli şeyim, emekliyim. Bak 350 lira. Abi bak ben... Şimdi şu an Tayyip olmasaydı biz Suriye gibi olacaktık. Öyle mi abi? Olacaksın zaten. Olacaksın. Yakında olacaksın. Yok. O da var. O Suriyeliler da kim buraya gelenler? Onu söylemiyorum. Olacaksın. Abi Suriyeliler burada zaten. Burada da biz Suriye gibi olacaktık. Kimse bizi kabul etmez. Çarşambayı görmüyor musun? Tamam da. Çarşamba neresi gibi? Abi olacak ya. Abi şimdi onu geçtim. Abi dedi ki bak dedi bir çift ayakkabı 350 lira tamam, olmuş dedi. Tamam olacak abi. Markası yok, bir şey yok. Aldığın para kaç para? Abi şu an bak zengin evet, bak evet. 80 yıllarında ben tek kişiyim. Bak 80 yıllarda zengin zengin lokantaya gidiyordu bazen. Kürtsün sen abi. Ben Kürt'üm. Kürtsün. Evet. Sen git işine bak abi. Tabii 350 öyle. Lira bir ayakkabı mı olur? Abi bir ayakkabı. Maaşın ne kadar senin? Emekli maaşı alıyor musun sen? 3,5 milyar alıyorum. Devlet sana veriyor. He? Devlet sana veriyor. Abi şimdi herkes ayakkabı geliyor. Ne veriyor sana? He? Devlet sana veriyor. Abi devlete ne bekleyeceksin? Neyi bekleyeceksin? Ya, abi şu an uçağımızı kendi yapıyoruz. Nasıl giriyorum? Bak. Abi yırtık ayakkabı giyiyor. Yani. Şu an var ya biz Suriye gibi olur. Bizi kimse kabul etmez. Yok, Suriye gibiyiz zaten. Yok bir şey yok şu an. Suriyeliler şu an gelsinize burada benim küfür etsin hepimiz bırakır gideriz. Ben gördüm yani 57 yaşındayım. Bunlar hiçbiri vermedi. Bu TOKİ yapıyor şu an herkes TOKİ sahibi. Alabilecek yani. Misin? Herkes TOKİ sahibi. Olacak yani. Kira gibi ödeyecek abi. Aynen. Araba var mı? Sende araba var mı? Bak ben 20 sene önce ilk dubloyu 11. dubloyu Tofaş'ta ben aldım. Şu an araba var mı? Bende yok. Yok şu an araba. TOK alacaksın ama. Bak. İlk araban TOK olacak senin. Hayır TOK değil. İlk araba yeni doğanda ben... Hayır yani bak. Şu an alacağın araba TOK mu olacak senin TOK mesela? TOK değil bak. Beni dinlemem. Alabileceksin mi onu diyorum abi. Bak. Ben alamam. Şu an alacak. Sen alamazsın. Sen alır mısın? İmkansız. Sen alır mısın abi? Sen alabilir misin? Olur ama abi. Sen alır mısın abi? Bak. Abi hepimiz şahsı alamaz. 7 kişiyiz, 7 kişi şahsı alamaz. Eskiden ben bu montu giyemiyordum. Yamalı pantolon. Ben 7 yamalı pantolonla geziyordum. Şimdi abi o mont yırtılsa... Yamalı pantolon var mı kimsede? Benimki yamalı.
Benimki ama benimki moda. Değil. Şimdi onu geçtim. İnan. Bu mont yırtılsa şu an bu montu kaç paraya alacaksın abi? Ya onu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ya ben sana söyleyeyim 1000 lira falan duruyor. Pantol bak bayağı. İyi ihtimalle 1000 lira ya. Dinleyin bunlar. Kaşeyi alamaz. Yok yok bak. Bak şu an Yamali adam bulamıyorum ben. Bak ben bir yaşında babamı kaybettim. Bak dinleyin. Bak bak bir yaşında. Ben ettim büyüdüm. Ben çok dayak yedim. Gelen vurdu giden vurdu. Ha? Kömür makarna geliyor mu? Hiçbir şey gelmiyor. Geliyor geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Sen 3500 lira emekli maaşı alıyorsun. Ben iş yeri çalışırken abi, evimi dur, de yaptım. Dinle, beni bir dinle. 3500 lira emekli maaşı alıyorsun. Değil mi? 3,5. Çalışmasam yetmez. Çalışmasan açık söyleyeyim burada ne yaparsın ben bilmiyorum. En basit ya. Abi, bak, emeklisin bekleyin. Çalışıyorsun ya. Herkes bak diş de öyle tepsi bize vuruyor. Ben şimdi kendimi düşünmüyorum abi, ha. Ondan bahsediyorum. Ben anlamadım ki. Hangi devlet sana vuruyor? Abi, hepsi vuruyor. Rusya ya abi. Ya bir yalanı ya bırakalım. He sen de güçlüsün. Abi, gücümüz bu. Yok. Gücümüz yok. Her şeyi bizden almışlar abi, zamanında. Torunluydık. Osmanlı torunuydu. Zaten Osmanlı. Şeytan girdi bizi vurdu ya. Ne oldu ya hadi. Zaten bunlar da aynı. Ha, şimdi şeytan suçlu yani. Zamları da Allah şeytan yapıyordu en son. Abi. Allah'tan şeytan geliyor zamlar. Direneceğiz. Nerede restoran varsa hepsi dolu. Nerede eğlence merkezi varsa hepsi tıklım tıklım dolu. Mecbur aç mı kalacak? Aç mı kalacak? Yemek yemeyecek. Ya bırakın Allah'ını. Adam aç mı kalacak? Çalıştın mı mecbur kalacak. Ha ben şimdi işten çıktım mecbur yemek yiyeceğim ya. Sebzeye geldik ya. Biber yetişiyor değil mi Almanya'da? Ya yetişiyordur illa. Mesela yani. Kilosu 200 lira. Biberin kilosu şu anda 200 lira Almanya'da. 200 lira. Evet. Türk lirası. 16,5 euro. Çarpalım abi. Maaş kaç para peki? Almanya'da. 1500 euro. 500 euro. Nerede? Yani tuvaletçi falan alıyor maaş. Ben orada Almanya'yı görmedim. 1600 euro minimum maaş ben sana söyleyeyim. Minimum asgari ücret 1600 euro ben sana söyleyeyim. Fakat nüfusun %2 yani çalışanların %2'si. Asgari ücret çalışan değil mi? Evet. 1600 euro maaş alan %2 var. Evet. Sen şimdi dedin ya 200 lira kilosu. Evet. Maaşı kaç para abi? 1500 euro. TL'sini de söylesen onu. Karşılığı işte. Sebzeye geldiğinde TL'sini söylüyorsun bana ya. 200 evet. Lira diyorsun kilosu. Evet. Kaç milyar yapıyor? 30 milyara gelir. Şey Dubai'ye gitmiyorlar. Ne abi? Almanya'dakiler niye bu Türkiye'ye abi, geliyor? Türk lirası düşük olduğu için muhtemelen. Sen Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Abi buyurun lütfen. Hani diyorsunuz ya 1500 lira Almanya'da. Evet ben örneğin eşim 1500 asgari ücret alıyor Almanya'da. Diyorsunuz ya o kadar para 200 euro. Ama oranın parası orada geçmiyor. Ya aç kalıyor insan bizden 500 lira kiraya kalıyor. Veriyor. Evet, hayır 500 lirayı kiraya veriyor. 300 lira elektrikli. Siz nerede yaşıyorsunuz bu arada? Köln'de yaşıyorum ben. Sen orada yaşıyorsun. Neden Türkiye'ye gelmiyorsunuz? Gezmeye aç kalıyorsunuz ya o yüzden dedim. Açtı. İşte, orada ben çalışıyorum. Neden hem eşim gelsin? Çalışıyor. Orada neden yaşıyorum. Çok şükür evim de var, arabam da var. Ama gelip burada harcıyorum. Neden? Çünkü oranın parası burada geçiyor. Anlıyorum burada ben. Burada çalışıp yaşamayı neden denemiyorsun? Çünkü oralı benim için daha kazançlı. Efendi, ülkemizdeki tek sorun ne biliyor musunuz? Şükürsüzlük. Şükrü kaybettik. Yani tek sorunumuz o mu sence? İman zayıflığı var. Mesela enflasyon %85 bu sorun değil. Şu demek dolar değil olmuş 18.60 bu sorun demek değil. Değil tabii. 19.40 olmuş euro bu sorun bakın, değil. Ama şükürsüzlük sorun. He. Bunların sebebi, gerekçesi de şudur. Her şeyin bir karşılığı sebebi vardır. Onun sebebi de şudur. Yunanistan'da açıklarında hani Akdeniz'de 250 tane neredeyse savaş gemisinin namlusu Türkiye'ye dönük şu anda. Kardeşim. Herkeste araba var diyorsun. Bu abi de yokmuş mesela. Nasıl? Sende var mı? Sizinle vardır. Sende var mı abi? Bak açık konuşalım. Genellemek yanlış. Sende var mı? Yoktur. Abide de yok. Sende var mı abi araba? Bak 4-5 kişiye sordum yok. Sen arabayla nereye gidiyorsun? Sende var mı abi araba? He? Var mı araba? Ben Almanya'da yaşıyorum. Benim işim yok burada. Abi Almancısın sen burayı. Ne tarafında? Zengini de vardır, yoksulu da vardır. Abi sen ekonomiden memnun musun? Bana onu söylesene. Şu an gidişattan memnun musun ya? Abi, ekonomiden, dolardan, ya. Enflasyondan neye memnun musun? Değiliz abi. Niye memnun olmuyoruz? Değil. Ya memnunsun neden ya? Neden memnun olmayalım? Onu sen memnun musun abi? Bir arkadaş bir cevap versene. Neden olmayalım? Memnun olmayalım? Neden memnun olmayalım? Yani. Deme de şunu de. De ki bu... Abi neden mi memnun olmayalım? Yani enflasyon %85 olmasından her yerde memnun var. Olmaman lazım. Her yerde her var. Yerde yok. Dedim Avrupa'da işte, maksimum 110 var. Ben sana söyleyeyim. Abi 200 lira diyor. Adamın maaşı 50 lira. İran'da 400 lira ya. 400 TL bak. Şu yadırımları bir anlatsana bu millete. Yabilen yadırımları, yabilen işleri. Yollar, hastaneler tamam abi. Ezberledik zaten onları ya. Senin benim vergimle yaptığı yatırımlar. İran'da 400 TL ya. Yararlanıyorsun. Geçtiğin yola para veriyorsun yine. Paralı yoldan mı yatırımdan bahsediyorsun? Senin verginle yol yapılıyor. Para veriyorsunuz. Hizmetleri hiç kimse hesap etmiyor. Kardeşim hep ekonomiden bahsediyorsunuz. Bu dünyada ama dünyada hep böyledi bu.
Şimdi gel bir daha yadırımları ya sen. Söyle millete ne yadırım yaptı bu adam? Niye yaptı? 200 bin kişi. O zaman çalışacaksın bir kardeşim. Bir haftadır 10 lira var cehinde bak düzülmüş. Çalışmıyor mu? Harcayayım. La ben 15 sene emekli olmuşum. Bak bugün beni 700 bin lira yormayla çağırmadıysa Allah belanı versin. Sen ne konuşuyorsun? Çalışacaksın kardeşim. He? Çalışmadan nerede çalışacağız? Hadi bana iş bul. Her yerde iş var. İş bul. Ya çalışsan ne olacak abi ya? Hadi. Ya bir tane bir bak. 5500 yetmiyor bana. Annem var, kardeşim var, okula giden var. Nerede? Hani? Şoförde 13 milyar maaş alıyor. 14 milyar maaşı geliyor. Nerede? İş nerede? 5500 nerede yetiyor bana? Benim Yunus Ali'nde oturuyorum. Benim kiramın evin kirası 4000 lira. Evimin kirası 4000 lira Yunus Ali'ndeyim. Bak çalışmadım. He? Nerede oturacağım? Hiç. Kirası düşük bir. Kümeste falan otur kanka. Nerede? Nerede? Kümede falan yaşa. Nerede? Kirada gençler. Kirada kaba ekmeği yiyor. Çalışan yok, para kazanan yok. Kaba ekmeği yiyor. Ben de kiralıyorum. Tam ne kadar kira veriyorsun? Ya ben onu demiyorum. Benim babam vefat etti. Ben baba parası yemiyorum. Üzerime vurma. Konuşma. Baba parası yiyormuş. Madem ki mikrofon var. Gidip çalışacaksın. Niye gidip çalışacaksın? Kaç kişiden çalışacaksın? Gel sana iş bulacağım. Gel. Gel. İş bulacağım. Ben sana ver. 5500 kime yetiyor? Sen bulsun iş bulsun sana. 5500 kime? Kime yetiyor? Vallahi ben görmedim. Hep. Asgari ücret ne kadar? Tamam resmi rakam ülkenin %50'si. Gel bana 6-7 milyarlık iş göster. Gezersiniz. Gelsene buraya gel gel. Gel buraya. Hacı, buraya gel. Sakin ol. Sesini sakin ol abi. Baban yaşında olsun. 5500 diyor bana. 5500 benim kirası 4000 lira lan. Hangi kira parası 3000'den aşağı kira veren varsa buyursun desin. Vallahi ben 3000'den aşağı kira veriyorum. Nereden kalıyorsunuz siz? Ahır bile 3000'den aşağı değil ya. Hangisi? Dünya kadar insansınız. 50 kişisiniz. Birisi desin vallahi 3000'den aşağı kira var. 500'den aşağı kira var. 3500'de 2500'de aşağı kira var. Hadi buyursa çıksın. Çıksın. Çıksın desin valla bize asgari ücret 5500 evimin kirasına da yetiyor. Okula giden öğrencim var. Kardeşime de yetiyor, ona da yetiyor. Hadi buyursa. Benim olsaydı 5500, 4000 lira, 5000 lira bana yeterdi. Kuru ekmek yerdim yeter. Kuru ekmek yerim yeter bana evimde. Benim evim kira. Okula giden kardeşlerim var. Servis parasıdır, yol ücretidir. Okulda öğle yemeğidir, odur budur. Nereden verecek? Kim verecek bunu? Ya şimdi tamam, pahalılık var, bana bir şey demiyorum. Herkes biliyor, pahalı, çok pahalı her şey. Tamam, ona şeyiz de. Abi, şimdi bu adam tamam hiç şey yapmadı desek, 4 sene önce pahalılık yoktu. Yok 45 bin lira vardı. 45 bin lira Ege vardı, 4 sene önce. 2017'de 45 bin lira değil miydi Ege'ler? Hangi yıldayız abi? Yılbaşından sonra da zam gelecek, sen hiç merak etme. Yılbaşından sonraki zamları da gör. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Avrupa'daki gençler her tarafı dolaşıyor. Bu gençlerin hakkı değil mi Avrupa'da dolaşmak? He? Bu gençlerin hakkı değil mi? Bak sadece bak. Sadece vergiyle geçiniyor değil mi? Ya bu zamana kadar bir şey çıkaramadık. Petrol çıkaramadık. Doğalgaz çıkaramadık. İyi bir şey yapamadık. Tamam abi. Evet. Şu an hiçbir genç, tamam mı? Ben gençlere de bazen kızıyorum. O TikTok'muş, FikTok'muş, onlara gerek yok. Gerek yok. Ha. Ama bu toplumun da neticede zayıf olmasının ve kiraların böyle yüklüsü olmasının da nedeni de birazcık biz insanlarız. Eskiden diyorlar diye bir saat bir çay bir simit. Nereye bir çay bir simit? Bir simit olmuş 5 lira, bir çay olmuş 8 lira. Ya hayır 7,5 8 lira. Nasıl geçecek bu vatandaş? Yapalım aynı hesabı abi istiyorsan. Ya geçinemezsin. 3 kişilik bir aile ya, demişti kardeşim, Cumhurbaşkanı. Geçinemezsin. Bak şu anki 500, 8 bin lira da yap, 9 bin lira da yap, bu zamlar yükselecek. Bunu geçinemezsin. Kimse geçiniyor diye hikaye okuyorsa. Ya tuzu kurudur onun, ya evi vardır. Hiçbir şey ödemiyordur. Müstakil evi vardır. Sadece ihtiyacı kadar götürür. 8-10 bin lira bana geçiyor. Yok kardeşim kusura bakma. Burada herkes aç. Türkiye Cumhuriyeti'nde eski bak burası nasıl oldu biliyor musun? Eskiden derdi %60'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin orta halli. İşte %30'u bilmem ne, %10'u şu. Artık öyle bir şey kalmadı. İngilizler gibi oldu. Zengin var, fakir var. Fakir şimdi daha fakir, demin, zengin daha zengin oluyor kardeşim. Abi, bu böyle. Herkes aç dedin. Değil mi? Şimdi ben sadece genel olarak abi, konuşuyorum bak. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi bazen biz de hani aç mısınız mevzusu dönüyor. Açlıktan kastın nedir abi? Açlıktan. Temel ihtiyaçlarının sadece temel ihtiyaç değildir. Bu gençler gitmeyecek mi hiçbir kafeteryaya gidip bir Nescafe'sini içip oturmayacak mı bir arkadaşıyla?